21 günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ve yeni bir haftaya başlayalım. Umarım çok güzel bir hafta olur her birimiz için. Biz de ne yapıyoruz? Kahve içiyoruz, kendimize geliyoruz. Ekmekler kızartıldı, tereyağına sürüldü. Sabah sabah çay falan yaptım. Öyle sadece atıştırmalık. Birer dilim yetiyor. Dilimi ikiye ayırdım. Kocaman dilimler biliyorsunuz. O yüzden ben giyindim, oturdum, bekliyorum. 10 dakikamız kaldı. Şimdi benimkiler giyiniyor. Biliyorsunuz yarım saat önceden hazır mıdır? Akşamı da atlattık. Aç yatarak, yağ yakarak tüm gece uyuduk. Saat 9'da gittim yatağa. 10 oldu uyana kadar, büyük ihtimalle onu bile geçmiş olabilir. Bayağı bir denendim. Yani dün hiçbir şey yapmamanın dezavantajını yaşıyorsun her zaman olduğu gibi. Ama yine uyuduk. Burada da oğluşum uyuyor. Bakar mısınız şuna? Paşama bakar mısınız? Uyu oğlum, uyu. Aşkım. Diğeri de alttaki ranzada. Sıra sıra uyuyorlar sabah. Neşem onlar benim. Sabah neşem. Bir kalkıyorum, etrafımda ikisi de bekliyor. Kapıyı açıyorum, dışarı çıkıyorlar. Bir bakıyorlar etrafa, karanlıkta neler var neler yok. Değil mi? Değişiklik olmuş mu evin önünde diye. Kuzularım benim. Annesi gidecek, çalışıp gelecek. Sonra oluşma mamaları alacak. Değil mi? Rosman'a gitmem gerekiyor bugün. Oh, tuvalet kağıdımız kalmamış. Böyle mutfak, havlu, peçete. Onları alacağım. Eşime dedim, unutturma bana da. Eve gelince çıkmak zor oluyor. Yolda bir yerde atayım kendimi arabadan. Rosman'a kadar gideyim. Şuna da biraz tatlı çıkalayım. Kalmamış Mişo'nun tatlıları. Bufiyede kemik falan bakarım. Oraya gidince bulurum bir şeyler. Öyle. Gidelim, çalışalım. Bugün de bitirelim. Hadi bize kolay gelsin. İşten çıktık. Benimkileri görüyor musun? Sallana sallana geliyorlar. Ellerinde birer pizza poğaçası. Akşam yaptım. Size de çekmiştim. Onu sabah söylemeyi unuttum. Ve kar mı yağıyor? Yağmur mu? Anlayamadım ya. Acayip böyle bir şey. Bir şey düşüyor ama ne düşüyor bilmiyorum. Oh. Ama çok güzel olmuş o pizza poğaçası. Böyle kapalı pizza yapayım dedim. Sonra şekil vereyim dedim. Yani benim yapacağım iş anca o kadar. Ama çok güzel olmuş dedi oğlum. Ve şimdi saat 12. İş bitti. Biz gidiyoruz. Ne yapalım erkenden. İşten çıkınca otomatikmen acıktım arkadaşlar. Acıkınca da ne yapıyorsunuz be ya? Hadi bakalım. Açtın mı arabayı? Bağlı zaten. Kaç saat çalıştık bugün? 5,5 saat. Evet. Onu diyorum ben de. Bakalım. Oy, hadi eve gidelim Mehmet. Yağmur mu ya? İyi kalma, anlayamadım. Yok, hiçbir şey. Yağdı az önce, düşerdi bir şey. Hiçbir şey değil, hiçbir hem şey değil. Hem uyuyorsun ya. Bir gözlerini sil bakın böyle. Ali, arkada su var mı? Yıkasın suratını. Hayır. Sen bak işine. İyiyim ben böyle. Ben de buradayım. Hadi gidelim. Sen kime el sallıyorsun? Kendime. Arkadaşlarıma. Hoş geldin. Niye soktun beni buraya? Çok fena kokuyor. Ne demek fena kokuyor? Yok. Yani çok güzel kokuyor. Vereyim bir dönersene be ya. Yok be, vermem. Ben diyetliyim. Dürüm. Bana yulaflı ekmek yaparsan. Salata vereyim. Salata da vermem. Hiçbir şey istemiyorum. Eve gideceğim, alışveriş yaptım. Aferin sana. Eve geldim. Kuzum. Kuzum. Mişo kamerama dikkat et. Kamerada karışıyor kafasını. Oğlum. Gel. Mişo. Bak ne aldım oğluma. Mişo, atla.
İn oradan. Gel bakalım. Gel kızım. Gel. Yok anlaşamadık. Aşkım. Kuzum. Sizi nereye koysam? Şöyle koyayım sizi bari. Oh. Geldim arkadaşlar. Hattım gelme. Rosman'a gidecektim ya. Neto'ya kadar dedim gideyim. Olur. Değil mi? Ne var burada? Hadi bakalım. Gelin bakalım. Ah. Bu ne? Mişo yer misin? Fufi beğenmedi. Sen yiyecek misin kuzum? Al bakayım. Al. Hadi bakalım. Kuzum gel. Ay. Ay. Hepsi düşüyor. Al bakayım. Hadi sen de ya. Neler aldım neler. Elma. Neler yapacağız neler. Ama bugün yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü yedikten sonra o tatlı falan yapmak istemiyorum. Canım çeker diye. Çikolata aldım. İsviçre çikolatası. Şekersiz çikolata. Bu Bihter mi denir ona? 4 tane. Aç gözlü. Çikolatalarla. Sonra yulaf ezmesinde falan. Elmalarla. Çok güzel tatlı tarifleri buldum. Yani diyet tatlılar yiyeceğiz. Hem yiyeceğiz hem zayıflayacağız inşallah. Başka ne aldım? Valla yoğurt. Yoğurt aldım bir tane. Yoğurdu. Canım domates çekti. Ve şimdi yemek tipi falan olmasın. Yani yemek değil de böyle daha çok kahvaltı tipi bir şey istedi bugün canım. O yüzden ablamın o mercimek ekmeğinden daha var. Onu böyle tosta biraz bastıracağım. Böyle bir kızarsın. Domates, peynir, zeytin. Ne bileyim canım öyle çekti şimdi. Bunlar da hep şunların şekerleri. Getirdin mi kuzum? Bir torba. Şeker almayacağız. Neler almış mamacı? Dur. Ne yaptım ben o açık paketi? Ha, burada. Gel kuzum bir biraz daha vereyim. Aşkım. Puffy. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yemek yemeye var daha zamanımız. Şimdi biraz dinleneyim. Çay falan, kahve, bir şeyler içeyim. Hadi kuzum. Ay nasıl yiyorlar ya. Bunları tabağına koyuyorsun, yemiyorlar. Böyle yere koyuyorsun, yiyorlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bu da burada yiyor. Bu da bir değişik. Hadi bakalım. Soyunalım. Soyunalım. Değil mi? Ev elbiseni şöyle rahat rahat giyinelim. Sonrasını sonra bakarız. Ve yemeğim tamamdır. Yeme zamanı. Zeytinyağı döktüm. Ve kekik canım çekti. Böyle kekik serpiştirdim üzerine. Ekmeğim de tütüyor ama burada neler var. Bir de çay yaptım. Tatlılarım da orada. Hadi bana. Afiyet olsun. Şimdi tatlıyı yapmayayım dedim ama sonra bunun buzdolabında durması gerekiyor ya. Dedim bu akşamdan yapayım yarın yerim artık. 6 tane elmayı soyuyoruz arkadaşlar. Hemen pratik tarif. 2 malzemeyle. Umarım aynen onların yaptığı gibi yapmaya çalışacağım ama başarabilirim. Şimdi önce hiç uzatmadan böyle kısa kısa 6 elmayı soyacağız. Ve soyduktan sonra böyle 4'e bölüyoruz tencereye. Yani temizliyoruz çökeleğini. Şimdi 20 dakika haşlayacağız. Elmalar çok yumuşak olması gerekiyormuş. Hadi bakalım haşlansın. Şimdi elmalar kaynarken, pişerken daha doğrusu yani 6 elmaya 250 gram çikolata diyor. Bunu ne yapacağız? Eriteceğiz. Ay, iki yani bir çikolata 100 gram. Vallahi bunun hepsini yersek nasıl zayıflarız? Tabii ki hepsini yemeyeceğiz büyük ihtimal. Ay, acı oluyor bu. Ama ne bileyim öyle yapıyor adam. Ben de öyle yapayım dedim bakalım. Merak ediyorum nasıl olacak diye. Şöyle eriteceğiz. 2,5 paket koyacağım.
Çok merak ettim fakat bu yarına kadar olmaz arkadaşlar. Yani olur da çikolata sertleşince tabii ki. Dur bakayım, 1, 2, 3, 4. 1,5'un yarısından daha az. Yarım koymadım. Çok çikolatalı oldu. Şimdi. Ay. Ay nasıl güzel koktu. Biliyor musunuz, ben güzel çikolata sevmem normalde. Ya, böyle bir acımsı tadı var ya. Aslında çikolata isteyince böyle bir parça at. İşte ama diğerlerini yemektense ben bunu severim. Tamam. Şimdi bunu eritiyoruz. Elmalarım ne durumda, onlara bir bakayım. Vallahi 20 dakika dedi. Adam 15 olmuş. Bir 5 dakika daha kaynasın bunlar. Şu çikolatayı eritirken. Şimdi elmalar pişti. Sözümüz. Hop. Yandı. İyice bir süzülecekmiş bunlar. Ay, patatese benzediler arkadaşlar. Çikolatayı da bu arada erittim. Şimdi sıcak sıcak şu şey var ya, ezicinin kabına çikolatayı aktarıyoruz. Bakın sadece Bihter çikolata ve elma. Ama şimdi güzel olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Sadece tarifi bildiğim için bir spatula. Durun bakayım. Şu spatulayla. Tamam. Yine bulaşık. Şuna yapacağım. Onlar yani izlediğim videoda şeyde yaptılar arkadaşlar. Ne denir ona? Pasta kabı olur ya, böyle kenarları açılır sonra. Öyle bir şey de yaptılar. Kenarlarını açtı. Çok güzeldi pasta. Ama bende öyle bir şey olmadığı için. Ay, çikolatam koyulaşmadan yapayım şunu. Sonra elmaları içine. Ay, sıcak. Ve aldım. Bu ne denir buna arkadaşlar Türkiye'de? Bununla komple ezeceğiz. Gülürtü olduğu için kapatıyorum videoyu. Böyle eziyoruz. Şimdi ezdim. Şurayı birazcık ayıracağım. Durun önce. Bunu niye ayırıyorum? Ay, unuttum. Islatmam gerekiyordu. Tamam. Bunu ablacıma götüreceğim. Yarın yesin. Böyle kek formunda olsun ona da. Çünkü o da merak ediyordu. Anlattım ona. Çok yemesin. Diyeti düzgün yapmak gerekiyor. O kadar yeter. Buna yani tavaya ah bir bulamayayım diyorum ki her yerini pislettim. Dur. Şöyle. Bunu birazcık niye iyiydi o şimdi? Hindistan cevizi yani. Birazcık yağladı adam. Ama benim tepsim yani büyük olduğu için yayılacak. Daha ince bir pasta haline gelecek. Sizin kalın varsa yani daha dar böyle form olacak. Çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Nasıl çikolataya kokuyor. Böyle. Üzerine şeyler koyabilirsiniz. Bu soğusun. Kapatacaktım. Ay, incecik olacak. Önemli değil. Bunu komple de yapabilirsiniz. Yani şöyle kalındı galiba videodaki. Her yerim çikolata oldu. Bu kadarcık. 6 elma, 250 gram Bihter çikolata. Ben bunun üzerine bir şeyler koyacağım ama. Ne koysam acaba? Şuradan koyayım. Çikolata parçacıkları var ama çikolata yemiyoruz ya normalde. Şu Hindistan cevizini serpeyim. O hiçbir şey koymamıştı. Böyle çok güzel çikolatalı pasta gibi.
Sen zaten çikolatalı pasta da benim de konuşma çikolatalı pasta gibi. Ama işte 3 dilim günde bundan 3 dilim yiyerek, yani dilime göre bakın benimkisi nasıl ince oldu. Hiç önemli değil, bu jeli haline gelecek. Ay şuraya ya videosundan bir parça koyabilirsem kenara koyacağım sizler için. O orijinal videosunda görün diye. Bu gidiyor. Birazcık sıcağı çıksın. Yani soğusun buzdolabına. Yarın bakarız artık tadına. Gerçekten tadını bilmiyorum. İlk defa ben de. Yani şimdi yarın bakacağım tadına. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Önce bir yarın gelsin. Güzelse ben size söylerim. Ondan önce yapmayın. Pastayı attım dolaba. Ay kaç dakikam var? 20 dakikam var çıkacağız şimdi pufiyle. Çok yağmurlu. Böyle yani kısacık bir tur atacağız büyük ihtimal. Ablama da gideyim bakayım. Geliyor mu gelmiyor mu? Ay adını söyledim hemen çıktı. Gidiyor sanıyor. Gitmiyoruz daha kuzum. Kahve içiyoruz daha kahve. Kahve bardağıma bakar mısınız? Gidelim. Ben bugün geldikten sonra kahve içmedim. Ama çay içtim. Ve Türk çayı. Yani akşama uyumama ihtimali var. Ya ben çok binde bir içerim o Türk çayını. Yani çok böyle içme alışkanlığım yok. Yani alışmamışık, öyle büyümemişik ne bileyim. Böyle çaydanlıklar falan, demlikli çaydanlıklarımız hiç o yoktu yani. Tabii Türkiye'den gelen giden getiriyordu da alışkanlık yok. Ve normalde hiç sevmem. Çünkü yani sevmem derken çok acı geliyor bana. Şekersiz içtiğim için mutlaka şekerle tüketmem gerek. Ama tek kahvaltıda olmazsa olmaz. Gerçekten. Hele simit, peynir falan. Yani o çay olmasa olmaz. Bugün ilk defa şekersiz içtim. Beğendim. Güzeldi. Ama böyle normalde yani ne bileyim biz daha kahveciyiz biz. Kahveci insanlar. Ne böyle şimdi öğleden sonra oturdum da bir kurabiyeyle falan bir çay içeyim diye. O alışkanlık yok. Kahve içelim. Kahvenin yanında pasta, kahvenin yanında kurabiye. Yani kahve. Fakat çok fazla kahve tüketiyormuşum gibime geliyor. Yani şu bardaktan iki tane çok mu günde? Filtre kahve mi diyorsunuz buna? Ben şey alıyorum ya bütün tane makine öğütüyor işte. Öğütüyor onu yapıyor. Nasıl kahve geçiyor bu? Filtre herhalde. Bilmiyorum. Yani Nescafe değil, Türk kahvesi değil. Böyle iki bardak günde içerim. Ha işte de bir tane espresso. Yani olmazsa olmaz. Abartıyor da olabilirim. Fakat uyku sorunum yok. Hiç yani hiçbir şekilde. Fakat Türk çayının böyle uykuyu... Yani şey şimdi ben diyetisyenleri dinliyorum ya. Onlar öyle diyor. Abartmayın diyor. Bir bardak çaydan ne olacak? Mis gibiydi yemeğim. Ah nasıl doydum. Şu an böyle çok mutluyum. Hani bu pastayı falan yaptım ya. Hiç canım çekmiyor. İki tane yuvarlak yedim. Çok güzeldi. O gün kurusu... Ceviz. Ne var onun içinde başka? Fıstık ezmesi. Diyete gel. Hadi bu hafta tek öğün yapıyorum ama yediklerim. Yarın bu pasta yiyeceğiz. Yani ne kadar da şeker olmasa bu çikolatada. Tabii onda bir kalorisi var değil mi? Bilmiyorum. İlk defa böyle çikolatalı pasta yapıyorum. Tabii oturup da 250 gram. Yani hepsini yemeyeceğim sonuçta. Bir parça sadece. Sadece bir parça. Bu toplarımdan daha iki tane var. Yani dün iki, bugün iki ama her gün yemesem mi acaba? Ama günde bir kere, bakın tek öğün yapıyorum ya şimdi. Yani gördüğünüz tabak kaç kalori olabilir? Hiç gerçekten hiç kalori saymam ya. Hiç uğraşamam. Ben ne bileyim o küçük domatesin kalorisini misal. Nereden bileceğim ben o kestiğim kaşarın kalorisini? Gerçekten hiç, yani ben şu kafadayım. Tek öğün yapıyorum ya, ne kadar yiyebilirim yani? Ne kadar kalori alabilirim? Alamam, mümkün değil. Yani 1000 kalori alamam bir oturuşta. Tabii 2 çikolata ile 2 paket çips götürmezsem mümkün değil. O yüzden hem zaten şekerden uzak, ekmekten uzak ama ne olacak? Yiyelim. Yok ben o pastayı yarın yerim. Bu akşam tatmak isterdim yani sizlere söyleyeyim falan diye ama bekleyeceksiniz yarına kadar. Öyle kızım tadarsa o da yok. O ne zaman gelir ki? Ay hiç bilmiyorum. O da gelir saat 6'dan sonra. Saat daha 4 yok. 4-15 dakika kaldı arkadaşlar.
Aşkım geldi yattı. Gördünüz mü? Şimdi kalksam uyumuyor ama. Hep beni gözetliyor. Ay yemek yaparken dün gördünüz mü video? Allah'ım. Ya bakacak, bana bakacak. Ne yapıyorum diye görmek istiyor. Merak ediyor. Böyle hep üzerimde. Eşim de aldı sandalyeyi, bir iş yapacakken dedi. Sandalyeyi koyuyorsun, görsün dedi. Meraklı melat. Ya kambersiz düğün olur mu? O da orada. Gördünüz mü? Görmüşsünüzdür farkına vardıysanız. Oturuyor orada benimle birlikte. Yemek yaptık kızımla. Değil mi aşkım? Aşkım, nasıl biliyorsun senin konuştuğunu? Nereden biliyorsun aşkım benim? Çıkayım, gezdireyim kızımı da. Geleceğiz. Dolandıktan sonra et çıkardım. Eşim dedi ben yaparım. Böyle et sote gibi bir şey yapacakmış. Dedim yap. Yani o eti güzel yapıyor. Ben güzel yapamıyormuşum. Ay canıma minnet. Sen yap. Ben yapamıyorsam değil mi? Ben çok pişmiş severim. Ben her şeyi kıtır sevdiğim için. Yani her şeyi. Ekmeği de kıtır olacak. Böyle ne bileyim çok pişiririm. Mesela köfteyi çok kızartırım kendime olunca. Ben nasıl seviyorsam öyle yapıyorum şimdi. Dedim, herkes sevdiğine göre yapsın. Canım o minnet. Ne yapayım? Yok ben yaparım ben yaparım dedi. Dedim tamam. Yani yemek işi eşim de bu akşam. Ben zaten kapattım. Tok açın halinden anlamazmış ya. Aynen o hesap. Ben doyurdum karnımı. Bugün de erkenden yatacağız. O yüzden ben size burada şimdi hoşça kalın deyip günün ilerleyen saatlerinde videomu editleyeyim. Yatalım uyuyalım. Yarın yine iş günü. İş yok ama iş günü. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.